Hocalarım merhabalar. Evet, yeni bir milli eğitim sorusuyla beraber devam edeceğiz. Bakalım burada bize ne sorulmuş, sınavda da karşımıza çıkabilir, birlikte değerlendirelim. Şimdi hocalarım, soru bize diyor ki, aşağıdakilerden hangisi İç Asya'da yaşayan Türk topluluklarına ait kavramlardan biri değildir diye sormuş. Ki ÖSYM biliyorsunuz kelime anlamı sorusu soruyor. Bakalım, A seçeneğine direkt su durağı koymuş, asla cevap da A seçeneği olacak. Önce bunun üzerine konuşalım, sonra diğerlerinden bahsedeceğim. Hocalarım, sudra Hindistan'da görülen kast sisteminin içerisinde yer alan sınıflardan bir tanesidir. Aslında işçi sınıfını temsil eder. Tabii sizin bu kısmını bilmenize gerek yok. Sadece bunun kast sistemiyle alakalı bir kavram olduğunu bilmeniz yeterli. Onun dışındakilere bakalım. Yelme orduyla alakalıydı. Hepimiz biliyoruz ki öncü birlik ya da keşif birliği anlamına gelir. Yel gibi gidip gelmişler. Keşfetmişler. Aklınıza böyle kalsın. Geldik güzlüğe. Muhtemelen duymadınız ama milli eğitim kitaplarında geçen bir kavramdır hocalarım. Güzlük ise şöyle yazın gidilen yer. Hani güz mevsimi gibi böyle ilkbaharın başlangıcıyla beraber. Şimdi biz Orta Asya'da göçebe bir yaşam yaşadığımız için kışın farklı bir yerde, vadilerde, daha çok böyle soğuğun az olduğu yerlerde kışı geçiriyoruz. Yazın ise hayvanlarımızı otlatmak için daha çok böyle yayla tarzı, ova tarzı yerlere gidiyoruz. Ya da platolara doğru çıkıyorlar. İşte bu güzlük dediği de yaz aylarında evlerini kurdukları yerlere, çadırlarını kurdukları yerlere verilen isimdir. Geldik Üge'ye. Üge'nin gelme ihtimali çok yüksek. Hocalarım, Üge ya da Ayguçu, ikisi de aynı anlama gelir. İkisi de vezir demektir. Onu da buraya eklemiş olalım. Ve son olarak il kelimesi. Hepiniz şunu zaten biliyorsunuz. İl demek devlet demek. Ama burada ben farklı bir şeyden bahsedeceğim. Yine Milli Eğitim kaynaklarında geçiyor. İl kelimesi aynı zamanda barış anlamına gelir. Yani bize devlet demek aslında barışın varlığı, barış ortamının varlığından bahseder hocalarım. Bu anlamıyla da sorabilirler. O yüzden buna da dikkat etmeniz gerekir. Evet, böylece bugünün sorusunu da çözmüş olduk. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın hocalarım.